Merhabalar. Bu videomuzda sizlere bu bir anda piyasayı allak bullak eden telefon Asus'un çıkardığı Zenfone 6'yı tanıtacağım. Ee, başlamadan önce söyleyeyim. Bunu bize teknolojide anlamayan adamlar gönderdi. Sağolsun ufak bir taş göndermişler içinde. Ufak olduğu çok amatörce oldu. Büyük taş lazım. Ama tabi taşla girmeyeceğiz alete. Şimdi kutusundan açalım. Biz daha açtık zaten onlar da incelemişti. Bizdeki kırmızı modeli. Kutusu o yüzden kırmızı. Beyazında da beyaz geliyor. Telefon gördüğünüz gibi biraz büyük. Fablet olarak da geçebiliyor. 6 inç olduğu için. içine bakalım. İşte kullanım kılavuzu, garanti maranti bunlar çıkıyor. Şöyle oturaklı mı diyeyim. Bir tane bir adaptörü çıkıyor. Kulaklığı çıkıyor ki kulaklığına bir değineceğim bana çok kaliteli geldi niyeyse. Ve bir ara kablosuyla şu işte kulaklığın içindeki zımbırtılar çıkıyor. İşte burada da e falan yazıyormuş. Kutusundan bunlar çıkıyor. Çıkması gerekenler çıkıyor yani. Fazla öyle kılıftı mılıftı jelatinli falan yok. Kulaklığı biraz kaliteli geldi. Hani zaten Asus'u laptoplardan falan herkes biliyor. Hani çok dandik bir kulaklıkta da koyabilir de koymamış sağ olsun. Hani kablosu falan böyle böyle şey kaliteli plastiklerden fark edersiniz. Şu zımbırtlar biraz değişik geliyor. Ve sesi de çok iyi veriyor. Hani onu da söylemeden geçmeyeyim. Kulaklığı kaliteli. Telefon dedik, tablet dedik, altı inç dedik. Önce hani boyuna bakalım şöyle. 16 buçuğu biraz geçiyor. 16,69 cm santim bir boyu var. 8 küsür santim, 8 buçuk santimde bir genişliği var. Ve şu kalınlığı da hani en kalın iki noktası arası 1 santim yani 9,99 öyle milimetre olarak yazmışlar. Şimdi bu telefona şahsen ben bir ön yargıyla yaklaşmıştım. Hani sebebi de şuydu işte 800 liraya telefon çıkarmış Asus. Asus deyince zaten yılların markası hep herkes biliyor. Vay Asus mu falan deyip hani atlıyoruz. Fakat işte dediler tek handikapı işte Intel var 1.6 GHz işlemcili ki ikiliği varmış yurt dışında. Kendi sesinden hani asus.com'a girince 2 olarak yazıyor. buradakiler Buradaki 1.6'ymış. Ona baktım. işte soran bir arkadaş vardı. Gösteri Z2560 chipseti var. Hani e, bu biraz insanı şüpheye düşürmüştü. Ama yani, Intel hani cep bilgisayarı gibi, el bilgisayarı gibi falan filan diye düşünenler çok oldu ki ben de ilk defa bir Intel telefonla karşılaşıyorum. Keyif farkı neyse üstüne bastıra bastıra telefon diyorum. Tablet ya da bilgisayar tarzı bir şey değil. Anlaşmaları firmaları Intel'dir. Onu kullanmışlardır. Ön yargıyla yaklaştım fakat e, kullandığım Zaten anlatacağım. Performansına oldukça memnun kaldım telefonun. Hani Snapdragon 400 rakipleri işte kendi şu an 800 lira bu telefon. Şu an 800 lira bilmiyorum. Video ilerleyen zamanlarda fiyat nasıl değişir de. Zenfone 6 800 lira. Ki oldukça üstün. Böyle bir şey fark, fark ettim. Intel işlemci ısınmıyor. Hani oyun oynarken falan. Onu fark ettim. Hani şu an hala üst seviye üst segment 2000 liralık telefonlar ısınırken bu telefon ısınmıyor. O iyi bir özellik. 196 gram bir ağırlığı var ki 6 inçlik bir telefona göre ağır olması oldukça normal bir şey. Ki zaten 196 gram da o kadar da ahım şahım ağır değil. Böyle bir boyuttaki telefon için bahsediyorum tabii ki de. 13 megapiksel bir arka kamerası var. Kamerası iyi. Hani dediğim gibi kendi rakiplerine göre, hani 800 liralık değer telefonlara göre diyeyim ben, siz anlayın. Onlara göre çok çok iyi kamerası. Öyle diyeyim. Selfie kamerası 2 megapiksel Hani bu telefonun rakibi bana göre rakibi değil aslında da işte hani fiyat konusunda rakibi olan bir telefona diyor ya o ön kamerası 5 megapiksel diyor. Hayır bunun 2 megapiksel ama o 5 megapiksele fark atar. Öyle bir şeyleri var. Hani rakamlarla şişirmeye gerek duymamışlar. 2 çekirdek 2 GB RAM ile geliyor. 720p ekranla geliyor. Gorilla Glass 3 ile korunuyor bu ekran. PPI'ını 245 PPI diyorlar yaklaşık olarak. Kesin bir bilgi ben bulamadım. Ki genelde baz aldığım GSM aranından baktık. 245 PPI yazıyor. O yüzden ben onların ikisini söylüyorum. Ama dediğim gibi tam emin değilim. Yaklaşık vardı orada da. Ama göze böyle batmıyor. Hani iyi ekranı onu söyleyeyim. Ekranı mükemmel mi? Değil ama iyi. Hani rakiplerine göre de iyi sayılabilecek bir ekranı var. Şimdi telefonun şöyle elimize aldık bir dışına önce bir bakalım. Hani bildiğimiz klasik bir 2.0 USB girişi buradan altta ki tam ortada. Zopo'da tam ortada değildi ben ona sinir olmuştum onu söylememiştim. Bir mikrofon burada var. Bir mikrofon burada var. Kulaklık girişi 3.5 mm'lik klasik kulaklık girişi. Flash. Hoparlörü burada. Şöyle tutunca yine arkadan ses geliyor odayı. Yan tarafta da ses açma kapama ile power, kilit, uyku modu. Ee, şu baştan onu söyleyeyim unutmadan. İşte geri tuşu, home tuşu falan filan tuşu bilmem neler. Ekranın dışında kalıyor ve ışıkları yanmıyor. Hani alışana kadar sıkıntı çekerseniz hakikaten bence en büyük eksiği bu, bu telefon. Yani şu nasıl yanmaz onu merak ediyorum. Alt tarafta da şöyle ayrı bir aparat var. Burası da hiçbir şey olmuyor. Sadece bir aksiyon. Böyle parmağınızı sürterek oynuyorsunuz. Değişik güzel bir dokusu var. Telefonu elinize alınca kaliteli bir firma tarafından üretildiği çok net belli oluyor. Hani dandik cırt bir şey değil. Şu arka dokusu falan plastiği de iyi. Şöyle plastiğini, plastiğini kapağına daha doğrusu açalım. Kapağını açtık. Gördüğünüz gibi iki tane sim kart girişi var. Sim 1, sim 2 ve micro SD girişi var. 64 GB'a kadar da destekliyor. Kapak açılıyor fakat batarya herhangi bir şekilde ulaşılamıyor, bataryaya çıkmıyor. Hazır ulaşılamıyorken de söyleyelim, bataryası da 3300 mAh. Burada da e IMEI numarası yazıyor tahmin ettiğiniz gibi üzere. Kapağını geri kapatalım. İşte arka kapağına baktık, pili 3300 mAh dedik. Şimdi diyeceksiniz ki, çok büyük ekran 3300 mAh bunu götürür mü? Götürür çünkü 720p bir çözünürlüğe sahip cihaz ve işte Adreno falan yok grafik işlem birim olarak. PowerVR var. O da işte Mali 400 civarı bir tekabül ediyor. İyi. Hani eski mi eski. Hani onu bir üst seviyeye çıkarlarsa daha iyi olur. Tabii o zaman da fiyat olurdu. 1000 lira, 1200 lira. Ama günü kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Ben ilk defa denk geldim bu arada Power VR bir ekran bileşenine. Onu da söyleyeyim. Yeni tanışıyorum. Telefonda 4G ve NFC yok. Onu belirteyim. Hani 4G zaten bizde de yok. Eyvallah da NFC'yi zaten ısınamamıştık. Hep Bluetooth'la hala Bluetooth 4.0 bu arada. Onda da bir sıkıntı yok. Benim bu telefona dikkatimi çeken ve hoşuma giden en güzel şeyler bu arayüzün işte şu mesela boost koymuş. Hani bunu kendimiz bir tane programla yapıyorduk ya. Ön bellek boşaltıyor falan filan. Bence bunlar çok güzel. Ve ikonların şekli şemali oldukça güzel yani. Hani şey değil. İşte quick memo hani hızlı not al, işte hesap makinesi. Hani ulaşmanız gereken hızlı şeylere buralardan ulaşabiliyorsunuz. İşte flashlight falan bu el feneri muhabbetine. Oldukça başarılı. Ki beraberine gelen işte, işte do it later olsun. Web site okuyorsunuz mesela. işte paylaş yapıyorsunuz oradan. Sonra do it later'ı seçip direkt buraya atıyor. Hani evde bakarım sonra bakarım gibisinden. Oldukça kullanışlı, güzel uygulamalar içine mevcut olarak geliyor. Hani zaten bilgisayar şey oldu Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, mühendis kafasından tasarlanmış bir telefon. Hakikaten hani mühendisler demiş ki biz bu telefonu kendimiz kullanırız. Ona göre tasarlanmış. Çok da iyi özellikleri var. Mesela ayna diye direkt koymuş. Hiçbir şey yok. Sadece direkt ön kamerayı açıyor. Ayna modundan çıkıyorsunuz sonra. Arayüz değişik demişken, arayüzünde hani Android 4.3 var bunda şu anda. Ve güncelleme gelecekmiş Asus. Yetkililer öyle söylemiş. Güncelleme gelecek ki Asus dediyse zaten gelir. Onunla herhangi bir şey yok. Şu an bir Antutu Benchmark testi yapalım. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Antutu testi bitti. Şu an gördüğünüz gibi telefon listesi de yok. Geldik. 19.299. Detaylara bakalım. Şimdi e, diyeceksiniz hani rakipleri vardı. Daha iyi puan alanlar var aralarında. Antutu'dan falan. Ya onu mesela Qualcomm Snapdragon 400 koysam bile fark ettiriyor. Onu söyleyeyim. Ki bu Power PowerVR grafik işlem o bile fark ettiriyor ki rakiplerinin arasında 8 çekirdek olan da var. Gerçek 8 çekirdek Mediatek. O bile bir 10.000 üstüne koyar yani. Onu da söyleyeyim. Ama dediğim gibi bu işlemcinde bir sıkıntısı yok. Ben fark etmedim. Şu özelliği hoşuma gitti. Telefonda. Şimdi birazdan oyuna deneyelim de. Şurada bir bildirim ışığı var. Hani genelde böyle ucuz telefonlar falan bildirim ışığı koymuyorlar ya. Ben onun eksikliğini yaşayanlardanım. Hani telefon uzaktan görünce böyle bildirim ışığını görünce hoşuma gidiyor neyse. Bunda var. En büyük eksikliği ise bu telefonun. Hani madem mühendis kafasında yapıldı. Hani her şeyi elimizin altında erişebiliyoruz falan filan. Cacut, eyvallah güzel. Her şey güzel. Ama en büyük eksisi OTG yok. Hani Asus gibi bir firma nasıl bir şuna bellek takınca çalıştırmaz. İnsan gerçekten hayret ediyor diye tabir edeceğimiz cinsten. Hani anakart da diyeyim artık. O bile desteklemiyor OTG'yi. Hani olmaması bence Asus için çok büyük bir eksiklik. Burada sabahtan beri mühendis kafası mühendis kafası deyince OTG'nin olmaması tabii şok etkisi yaratıyor. AnTuTu'dan sonra şu... merak ettiğimiz şeylere de bakalım istiyorsanız bir. Neyini merak edeceksek. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi işte iki çekirdek var aslında ama dört tane varmışçasına lanse ediliyor. Şu an içine Asphalt 8 kurdum sadece ben ek olarak. Biraz birkaç güncelleme yaptı. Ona rağmen işte 10 GB'a yakın boş kaldı. Bir de işte ufak programlar, oyunlar falan. Hadi onlarda bir 500 GB de. Yani boş gelen hafıza kısmında iyi geliyor. 16 GB gelmesine rağmen. Ki zaten SD kartla dediğim gibi 64 GB'a kadar destekleyebiliyor. Şöyle oyunlara başlayayım. Bu Crazy Taxi'nin uyumluluğu genelde hani sıkıntılı diye bunu bir çok istediniz. Hani sorduk Facebook'ta. Çalıştırır mı? Mantıken zaten çalıştırmazsa ayıp da. Hani uyumlu mu diyeyim ona bakalım. Çalıştırıyor mu çalıştırmıyor mu? Şu an bu oyun kasıyor da tam Crazy Taxi hani bu oyunda bir uyumluluk sorunu var. Bunun ta hani Asus'la Zenfone'la bir alakası yok. LG G2'de de kasıyor. Utanmasa g de kasacak. Hani kime niye yaptılar bu oyunu onu da anlamadım. Otta otta kasacaksa. Neyse biz bundan çıkalım. Hani adam akıllı oynayabileceğimiz bir uyumlu bir oyun. Düzgün çalışan bir oyun diyelim. Şöyle yapalım. Asfal 8'e bakalım. Bunu da her telefon tanıtımında olmazsa olmazınız. Asfalt 8. Şu an görmüş olduğunuz az önce oyunu kasarken bunu rahat rahat oynuyor. Öyle akıllı olacak. Dediğim gibi telefonda hiçbir sıkıntı yok. Sadece biz biraz ön yargılı yaklaştık. Hani ilk başta daha doğrusu ben ön yargılı yaklaştım. Zaten bilenler biliyor da Intel'i görünce hani dedim lan ne oluyor? Hemen ısınır bilmem ne. Aksine hiç ısınmıyor. Bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Yanlışlıkla şuraya bastım ya. Home tuşuna dokundum. Böyle bir şey olamaz. O da benim kendi kazmalım Ama şöyle bir şey var. Ben bu telefona hani ön yargılı yaklaşmıştım. Ee, tabiri caizse beni şey yaptı. Hani inandırdı diyeyim şimdi telefon tanıtırken argo kelime kullanmıyorum diye. Hakikaten hani ben Intel'i görünce işte Intel bilmem ne Insight falan görünce aha dedim çok dandik herhalde ondan ucuz falan filan. yok gayet de ısınmıyor yani ben bu kadar kaliteli olacağını zannetmiyordum. Açıkçası hani fiyatına göre alır mısın diye sorsanız alırım. Ha tercih etmem sebebi de şu sonuçta hani ben mobil oyun falan tanıtan bir insanım. Oyunlar hemen gelmiyor buna. Atıyorum mesela Modern Combat 5 yok gözükmüyor çünkü Asus'la uyumlu değil bu telefonun. Ha gelecek mi? Gelecek ama ilk gelmeyeceği için. Ben o sebepten dolayı tercih Yoksa kullanılacak bir telefon. 10 numara telefon yani bana. Fiyatına göre hele o 800 liralık kısmı dağıtacak. Ekranı 6 inç büyük olanlar tabii ki de diyecek hani abi bunun ekranı kocaman. Gerek yok diye yanlış yere uçtum. Asus Zenfone 5 var 5 inç. Çok arasında hiçbir fark yok. Deneyebilecek kadar az. Sadece kamerası herhalde 8 megapiksel onu öyle biliyorum. Bakarsınız zaten. 4'ü var. Çok isterseniz. Fiyatları da gayet uygun klasik muhabbet yani abi bunu cebimize nasıl sokacağız bilmem ne muhabbeti falan yapacaksınız. Ama işte her şeyin bir tarzı var. Mesela bununla da film izlemek, işte oyun oynamak çok keyifli. 6 inç ekranda da. Onda kalkıp 4-5 inç ekranlarda yaşayamazsınız o keyfide. Ben hani dediğim gibi ön yargılı yaklaşmıştım. Hakikaten ön yargılarım yıkıldı. Takdir etmek gerekir. Sadece işte tek eksi OTG yok. OTG'de olmayı versin. Sanki zırt bir şey taşıyoruz gibi de. Hani yine Asus'un yapmaması bence kötü olmuş. Tamam oyundan çıktık zaten. Sonuçta büyük ekran telefon nasıl taşıyacağım cepte falan filan cartütleyenler olacak. Ki yani şu, e, video izlemek ki video şu an koyacağız kamera görüntüleri işte ön kamera arka kamera görüntüleri şu an geçiyordur zaten ekranda video kalitesi. 1080p video çekiyor bu arada. Onu söylemeden geçmeyeyim. Sonuçta 6 inç ekran telefon nasıl taşıyacağım diye söyleyenler olacak. Eyvallah haklılar. Cebe sığıyor mu? Sanki böyle evinde kasatura taşıyan tipler yürür ya böyle mahallede. Gerçi siz nasıl mahalle büyüdüğünüzü bilmiyorum da bizim vardı. Öyle çirkin tipler. Yürüyüşünüz değişiyor ama dediğim gibi 5 inç olanı da var. Ayrıca 6 inç ekranda oyun oynamanın ve internette gezmenin keyfi de başka bir şey. Onu da belirteyim. Şu telefonun hani dediğim gibi markası işte Asus değil de bir Koreli firma işte hani kastettiğim firma yalnız o olsaydı emin olun ki fiyatı 1200 lira 1300 lira falan olurdu. Hani işte o gördüğünüz grant'ler falan filan abuk sabuk. Hani demek ki yapılıyormuş iyi bir telefon. Ben şahsen takdir ettim hani bu fiyata o o fiyatta çıktığı için büyük üreticileri de böyle bayağı bir kastıracak hani aldı götürecek öyle hissediyorum niyeyse. AYT'nin pazarlama harikası olarak da bakabiliriz bu telefona bu açıdan. Teknolojiden anlamayan adamlara söz vermiştim. Atmayacağım, kırmayacağım diye ama mecbur. Kasası da sağlam bu arada kaliteli. Onu da söyleyeyim. Evet genel olarak telefonu beğendim. Ön yargılı yaklaşmışım. Ön yargılarım kırıldı. Tekrar tekrar söylüyorum. Ki herkes çoğu insan gibi ön yargılı yaklaştım. Bir tek ben değilim. Bizi Web Tekno Facebook sayfamızdan beğenip takip edebilirsiniz. İşte soruyoruz hani bu telefonu tanıtacağım nelerine bakalım diye. İşte krizi taksi merak eden arkadaş vardı sağ olsun. Ki ilk defa denedik. Kastı o oyunun bak yemesi. Webtekno Twitter adresinden bizi takip edebilirsiniz. Hani kendi fikirleriniz olur Asus hakkında. İşte bu başka tanıtım herhangi bir şey hakkında. Yine oraya yazabilirsiniz. Webtekno bir abone olun. Zaten şurada da abone ol işareti çıkıyor. Tıklayın abone olun. Yorumların altına hani telefonu şundan memnun musun bundan memnun musun diye sorabilirsiniz. Ekstra hani merak ettiğiniz bir şey varsa bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Webtekno.com'u takip edin. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Şimdi diğer telefoncular düşünsün bak. O kadar söylüyorum.